Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bana düşüyor değil mi o? Bu Aynen. videomuzda sizlerle birlikte içine insan kaçmış, gerektiği durumda trip atan böyle ilginç bir robot inceleyeceğiz. Adı da Cosmo Anki Robot. Arkadaşlar bu robot enteresan bir robot. Biz daha önce Çağdaş'la bu masada bayağı bir robot incelemeye çalıştık. En son incelediğimiz robot bizi çok üzdü. Cep telefonundan Wi-Fi üzerinden bağlanalım ve gösterelim. Cosmo'yu kullanabilmemiz için bir uygulaması var. iOS ve Android cihazlarımıza bu uygulamayı indiriyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi Cosmo'yu aradığını söylüyor. Kutu içeriğinden şöyle bir şarj istasyonu geliyor. Bunu oturttuğumuz zaman Cosmo bulunabilir durumda olacak. Telefonumuzdan ayarlardan Wi-Fi'ye geliyoruz. Cosmo'yu buluyoruz. Bulduktan sonra ekranın üzerindeki şifreyi telefonumuza girmemiz lazım. Biz daha önce zaten girmiştik. Bununla telefonu bağladığımız zaman artık telefonun Wi-Fi'ni kullanamıyoruz. Hani aksiyon kameralarındaki gibi. Şimdi bağlanabilirsin. Lan çakal. Artık şarj istasyonuyla bir işimiz kalmadı. Robotu manıştırdım. Discover'da yapabileceğimiz şeyler. Birincisi Cosmo ile tanışmak ister misin? Buraya ben kendimi eklemiştim. Bir de seni ekleyelim. Şimdi seni tanıyor. Oo, söyle abicim. Lan ne diyor lan bu? Yani robotça konuşuyor, anlamadım. Tekrar Discover'a giriyoruz. Kendimizi tanıtmamızın sebebi şu, burada bir Explorer mod var. Buna girdiğimiz zaman ön tarafında bunun minicik bir kamera koymuşlar. Bir selamlasın seni şuradaki gri butonda. Çevirme işlemini de telefonu sağa sola eğerek yapabiliyorsun. Luffy diyor bana da. İstersek şöyle kafasını aşağı yukarı doğru hareket ettirebiliyoruz. Bir de bunun şurada bir kancaları var. Bu kancayı böyle aşağı yukarı yapabiliyoruz. Daha sonra şuradan da ileri ve geri yapabiliyoruz. Bir de gece modu koymuşlar. Şöyle yeşillendiriyor. Daha düşük ışıklı ortamlarda daha rahat görmeni sağlıyor. Bu küplerin olayından da bahsedelim. Kancalara takılabiliyor. Kendisi takmıyor mu? Kendisi de takıyor. Burada biz kendimiz takıyoruz ama. Gördün mü? Kaldırdım. Bir bırakalım şunu. Kedi gibi çıktı abi orada. Discover kısmında Cosmo Says var bir de. Burada Cosmo bizim yazdığımız şeyleri söylüyor. Vay be. Ve aleyküm selam kardeşim. Ama İngilizceyi çok çok güzel konuşuyor. İngilizce evet düzgün ama mesela Türkçedeki A harflerini E yapıyor. I'ları I yaptığı için lütfay diye bir şey çıkıyor ortaya. Yani type a word. Burada tune up diye bir seçenek var. Şu an her tarafının kalibre olduğunu söylüyor. Eğer kalibre değilse de çok basit bir yönlendirmeli Cosmo'yu kullanmamıza yarayan bir yer burası. Feed kısmında da bu arkadaşı besliyoruz. Kutulardan birini alıyoruz, sallıyoruz. Aşağısı doluyor. Sonra kutu böyle mavi yandığı zaman önüne bırakıyoruz. Bunu gelip yiyor. Play kısmında bunun içine daha önceden ön yüklenmiş bazı oyunlar var. Birinci kübümüz hazır. İnsan vs Cosmo. Yani insan sensin burada Çağdaş. Başka yok. Ne demek lan insan sensin burada? İşte Cosmo da bu. Renkler aynı yandığı zaman basacaksın kırmızı hariç. Bas! Aha 1-0. 1-1 senden önce bastı. Yürü be Çağdaş! Hadi be Çağdaş! Bu robot neymiş ya? Yavaş oldum bu biraz. Yanlış bastı kaybetti. Şimdi yeni bir oyun açtım sana Çağdaş. Oo fake atıyor ya. Çok zeki ya. Ha ne oldu lan? Ha biraz oynayın şunla ya. Ha? Aa, ne oldu? 4-3 oldu. Ey ya. Ya yanaştırma robot sağa solu belli olmaz yani. Al. Neyse yenildik Cosmo'ya. Ya beni görünce bu Çağdaş diyor ya. Bir şey söyleyeyim seni baba belledi bana. Allah söyletmiştir belki. Belki de. Haberlerde görüyoruz ya böyle köpek kediye emziriyor. 16 yıldır sahibini görmeyen robot. Aynen. Codelab'e giriyoruz. Burada önden hazırlanmış bak oyunlar var tamam mı? Bu oyunları istersen oynayabiliyorsun. Dilersen de sandbox moddan kendi oyununu yapabiliyorsun. Tiny Orchestra. Yine bir çözme işlemi. Çağdaş orkestra şefi olabilirsin. Zorlamaya gerek yok bence. Hot potato var. Sıcak onu alacağız abi sıcak patates. Dur oğlum kırmızı yanınca bas. Kimde durursa o basacak. Bak dokunamadı yandı. Ha, yo aldı. Alamadı hayır bak kaybetti. Lan kız ne var lan? Eğer burada see inside dersek bunun kodlarını görüyoruz. İstediğin şeyi ekleyebiliyorsun. Mesela disco müzik koyabiliyorsun. Değişiklikleri yapabiliyorsun burada. Benim tek endişem şu aslında sizlerle de onu tartışabiliriz. İçeriğin sonuna da gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Şuraya bir anket hazırladık. Bu robot iyi güzel süper mükemmel. Ama şimdi çocuk bunu canlı bellerse. Onu ayrımında artık ebeveyn yapıversin. Oğlum gözümün içine yani. Bakıp Çağdaş diyor. Ya. Ben şu an üzüldüm yani. Boşver Çağdaş o kadar da derin düşünme yani. Tamam ha işte bu. Sonuçta robot arkadaşlar ama ben yine de sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Gerçekten bir insan hayatında bu öğretici bir şey mi yoksa
Çok derin düşünme Çağdaş. Bu arada unutmadan fiyattan da bahsedelim arkadaşlar. Yaklaşık 1000 TL gibi bir fiyatı ufak ama bir... Ama değişiyor. Değişiyor. Aynen. Çünkü Türkiye'de distribütörü yok bunun. Arkadaşlar bu videomuzda yine sizlerden çok fazla istek alan bir üründü. Bu ürün Cosmo adlı robotu inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Aynen. Ayrıca videoyu beğendiyseniz hemen şurada bir yerde bir beğen butonu var. Ona basmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Millet ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.